umut verip güven aşılayıp da yarı yolda bıraktığın insanın gönül sadakasını iki dünyada veremezsin. Bir kadının gözleri bir erkeğin zulmünden dolayı yaş dökerse, melekler attığı her adımda o adama lanetler yağdırır. Ya Rabbi, dert verdiğinde sabredecek, derman verdiğinde şükredecek iman nasip eyle. Allah'ım, ölmeden önce tevbeyi, ölüm anında kelime-i şehadeti, ölümden sonra da cenneti nasip et. Ya Rabbi, mal verdiğinde saadet de ver, kuvvet verdiğinde akıl da ver, bela verdiğinde iman da ver, nimet verdiğinde şükür de ver, güzellik verdiğinde iffet de ver, zorluk verdiğinde sabır da ver. Allah'ım, güzel olan ne varsa kalbimizden, başımızdan, ömrümüzden eksik eyleme. Bir avuç toprak, biraz da suyum ben. Neyimle övüneyim? İşte buyum ben. Gönül kime söz vermişse, aşk ondan muhteşemdir. Fazla gülmeyi terk edene heybet verilir. Fazla konuşmayı terk edene hikmet verilir. Fazla yemeyi terk edene ibadetin lezzeti verilir. Mizahı terk edene zerafet verilir. Dünya sevgisini terk edene ahiret sevgisi verilir. Başkalarının kusurlarıyla uğraşmayı terk edene kendi kusurlarını ıslah etme imkanı verilir. Ya Rabbi, günümüzü aydınlık, amellerimizi baki eyle, bizleri razı olduğun kullarından eyle. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Ya Rabbi, beni nefsime yenik düşürme. Göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. Vekil olarak da Allah kafidir. Kendini hak ile meşgul etmezsen, batıl seni işgal eder. Kafirlere de ki, yenilecek ve cehenneme sürüleceksiniz. Orası ne fena bir barınaktır. Allah bir kapıyı kapatırsa, bin kapıyı açar. Bir kimsenin kıldığı namaz ve tuttuğu oruca bakmayınız. Konuştuğunda doğru söylüyor mu? Kendisine bir şey emanet edildiğinde emanete riayet ediyor mu? Helal ve haram gözetiyor mu? İnsanlara merhametli davranıyor mu? Ona bakınız. Değer dediğiniz şey, layık olanda incili kaftan, layık olmayanda ise yamalı fıstan gibi durur. Gölgende dinlenen insanlarla değil, gönlünde dinlendiğin insanlarla yola çık. Aşkı kalem yazmaz ki, kitaplarda bulasın. Kalbin bir gün seni sevgiliye götürecek, ruhun bir gün seni sevgiliye taşıyacak. Sakın acında kaybolma,
Bil ki çektiğin acı bir gün dermanın olacak. Nefis firavundur, sakın doyurma, başına kral kesilir. Bir insanın gerçek zenginliği, onun bu dünyada yaptığı iyiliklerdir. Bu dünya bir ağaca benzer. Biz de bu ağaçta yarı ham, yarı olmamış meyveler gibiyiz. Muhabbet ve merhamet insanlığın, hiddet ve şehvet de hayvanların sıfatlarıdır. Unutma, senin için başkasından vazgeçen, bir gün mutlaka başkası için senden vazgeçer. Kötü zanda bulunan kişi çirkindir. Aslında o kendi içini vurur karşıya. Göz iki, kulak iki, ağzımız ise tektir. Çok görüp çok dinleyip az konuşmak gerekir. Ya Rabbi, bildir de ben beni bileyim. Beni bilen ben ile kendime geleyim. Benim bensizliğim ile ben seni bileyim. Seni bilmeyen beni ben neyleyim? Cebi zengin fakat ruhu fakir olan insanın hali çok rezil. Çünkü o her şeyin fiyatını bilir, değerini değil. Bazen halimize melekler imrenir. Bazen de halimizden şeytanlar bile iğrenir. Körler çarşısında ayna satma. Sağırlar çarşısında gazel atma. Ölüm gerçekte diriliktir. Görünüşte yokluk, hakikatte edebiliktir. Yalnızlığın en kötüsü seni anlamayanların arasında kalmaktır. Ey can! Güneş herkesin üzerine eşit doğar ama gül başka, leş başka kokar. Allah'ım, gönlümde olanı hakkımda hayırlı eyle. Hakkımda hayırlı olanları da gönlüme razı eyle. İyi niyetli insanlar yalana çabuk kanarlar. Ama bil ki onun da bir koruyup kollayanı var. İnsanı gördüklerinden ibaret sayma. Görmediklerinde ara. İçidir hakikatin resmi, dışı sadece bir manzara. Vazifesini yerine tam getirmemiş olanın vicdan yarasına ne mazeretin duası, ne ilacın şifası deva getirir. Nimetin tamamına erişmek, iman üzere ölmektir. Takdiri ilahi gereğince kaybettiğin şeyler kesinlikle bil ki senden bir belayı giderir. Yine onlar çirkin bir iş yaptıkları yahut nefislerine zulmettikleri zaman Allah'ı hatırlayıp hemen günahlarının bağışlanmasını isterler. Zaten Allah'tan başka günahları kim bağışlar? Ve bile bile işledikleri günah üzerinde ısrar etmezler.
Doğrusu biz seni hak ile desteklenmiş bir müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Hiçbir ümmet yoktur ki içlerinden bir uyarıcı gelip geçmemiş olsun.''